Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, vloguma hoş geldiniz. Size bugün tavsiye edeceğim kitap çok ünlü bir yazarımız, şairimiz ve oyuncumuz olan İcilal Aydın'ın yazmış olduğu Üç Kız Kardeş romanını tavsiye edeceğim bugün sizlere. Kitap gerçekten çok hoş. Konusu şu şekilde. Konusunu kısa bir şekilde özet geçeyim sizlere. İnsanın ait olduğu yere er ya da geç geri döneceğini, hayat şartları her zaman aynı imkanı sunmasa da insanın ait olduğu yere er ya da geç geri döneceğini ve bazı doğru bilinen gerçeklerin yalan ya da yanlış çıkabileceğini anlatıyor. Ama tüm buna rağmen, tüm bildiklerinin yalan ya da yanlış çıkmasına rağmen, alıştığın aileye, hayata, aileden, hayattan vazgeçemeyeceğini anlatıyor kitabımız. Çok güzel bir kitap. Çok başarılı kaleme alınmış. İcilal Aydın zaten bilindiği gibi çok ünlü bir yazarımız, şairimiz. Aynı zamanda oyuncumuz. Yazarlığı da, şairliği de, oyunculuğu da muhteşem. Kendisini buradan çok tebrik ediyorum. Kitabı da çok severek okuyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Beni takip eden, abone olan, kanalıma abone olan güzel insanlar. Türkan, Dönüş ve Derya. Evet. Sizlere şöyle arka kısmını da okuyayım. Burada kısa bir özeti geçilmiş zaten. Benim anlattıklarım harici. Üç kız kardeş, beni bırakıp gitme bir yere. İyi bir insan olmak, çocuğunun bahçesine diktiğin bir ağaç mıdır? Mutlu son dedikleri. Yaşarken görmesek de diktiğimiz o ağacın bizden sonrakilere kalan meyvesi mi? Bir zamanlar bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkan, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım'la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı. Türkan, Dönüş ve Derya'nın Ayvalık'ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu onları yetişkin dünyasının acımasızlığını hazırlamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığı, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu. Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı bu dünyada? Ayvalık'ın denize uzanan ters sokaklarından nice yaşamlar görüp geçirmiş, zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikayesi. Üç kız kardeş bir mutsuzluk hikayesi değil, neşeli günleri vaat eden, iyiliğe dönüşen dönüşün hikayesi, iyileşmenin yolculuğu.
yaptıkları şöyle şu şekilde tekrar göstereyim. Ve videonun kapanışını yapalım. Arkadaşlar gerçekten çok hoş bir roman. Gerçekten tavsiye ediyorum. Düzenli bir şekilde kitap alıp okuyorsanız bu kitabı da kitap listenize ekleyebilirsiniz. Kitaplarınıza yerini alması gereken bir roman. Öyle söyleyeyim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olursanız, videolarıma beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum.